hepiniz hoş geldiniz. Bugün tatu yaptıracağım. Şu an yeni kalktım, kusura bakmayın. Dün gece yaklaşık gece 4'e kadar çalıştım ve şu an saat kaç? Saat de şu an 9. Yani çok fazla uyuduğumu da söyleyemem. 3-4 saatlik uykuyla duruyorum. Şimdi tatu yapmak için tatu artistinin yanına gideceğim. O yüzden bayağı bir yorgunum. Hemen şimdi kısaca böyle bir kahvaltı yapıp atıştırıp doğru Jacksonville'e gitmem lazım. Ben şu an Orlando'da yaşıyorum. O da buradan 2 saatlik uzaklıkta. Oraya gittiğim zaman bir video çalışması da yapacağım hazır oradayken. Hem de tatuğumu yaptırmış olacağım. Böyle güzel bir tatu yaptıracağım buradan buraya kadar. Bayağı iyi bir şey. Ama şimdi hemen böyle kalkar kalkmaz bir whey protein'imi içmem lazım. Hatta hazırlarken sizlere de göstereyim. Birazcık böyle su koyuyorum. Bu arada bu evden taşınıyoruz biliyorsunuz. Artık Ekim'den sonra burada olmayacağım. Başka bir yerde olacağım. Ev arıyorum daha doğrusu şu an. Kafama göre bir ev daha bulamadım. Kiralar Orlando'da artmış. Geçen sene bu kadar pahalı değildi piyasa. Alalım whey proteinimizi. Bu aralar spor önem verdiğimi biliyorsunuz. Neredeyse 3 haftadır haftanın 5 günü olarak spora gidiyorum. Buraya geldiğim zaman işten, güçten, ıvırdan, zıvırdan spora gidemiyorduk. Artık devamlı olarak gidiyoruz. Ve sizlere antrenman videosu çekeceğimi söylemiştim. Bana 2 ay verin demiştim. Şu an 3. hafta dolmak üzere. Yani bir ayım daha var. Şu an formum nasıl? Şöyle baktığınız zaman onu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Biliyorsunuz bayağı bir formdan düştüm buraya geldiğim zaman. Ve artık şirketimizi kurmuş olduk burada. Ve aşağıdan patron hesabımı bırakırım. Eğer hem benim YouTube'uma destek olmak isterseniz hem de yaptığım işe destek olmak isterseniz aşağıdaki patron hesabından bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim destek olanlar için. Millet köpekleriyle dışarıda geziyor ya. Bizim köpek de dışarıda ama artık bizim de Yogi gezdirmemiz lazım. Bu arada benim minnoş burada. Bana günaydın demeye gelmiş. Prenses günaydın. Böyle sevince mırrrr mırr diye motor gibi ses çıkartıyor ya. Ama her zaman mutsuz bir hali var arkadaşlar. Bakın yüzüne hep mutsuz. Ne yaparsak yapalım mutsuz. Prensesi mutlu edemiyoruz. Oh. Ona da şimdi biraz sonra yemeğini vereceğiz. İlk önce kendimizi doyuralım. Şimdi çok fazla zamanım yok. Hemen whey protein içeceğim. Fakat whey protein içmeden önce yumurtalarımı da koymam gerekiyor. Hatırladınız mı? Sizlere bir video çekmiştim. Hani Amerika'daki beslenme alışverişim diye. Bundan önceki video. Hala oradaki yumurtaları tüketiyorum. Bir tane kutusu bitti. Sadece bu kaldı. Şöyle yumurtaları haşladığım bir tane makinem var benim. Bu makineyle birlikte yapacağım. Hemen şu an hızlı hızlı 4 tane yumurtayı çıkmam lazım. Zamanım yok. Normalde 5 tane yiyorum. Yanında avokado, domates, salatalık, güzel zeytinyağı, üzerine limon. Karbonhidrat olarak da bazen ekmek kullanıyorum. Tam tahıllı ekmek bazen hiç kullanmıyorum. Şimdi ben kahvaltımı hızlı hızlı edip çıkmam lazım. Arabada tekrar görüşürüz. Evet dostlar, şimdi arabama bindim, gidiyorum. Hemen navigasyona bakalım ne kadar. 1 saat 58 dakika. Yani yaklaşık 2 saat, 2 saat 10 dakika falan diyor. Şu an yola çıktım işte, gidiyoruz bakalım Jacksonville'de. Biz Orlando'dayız dediğim gibi. Şu an gittiğim dövmeci benim omuzumdaki dövmeyi yapan kişi. Hatta merak edenleriniz varsa yine yukarıda bir kart koyacağım. Oraya tıklayarak ilk videomu izleyebilirsiniz. Ben Virginia'da can kurtaranlık yapmıştım. Orada da yine böyle bir dövme merakım var dedim. Dövme yapmam gerekiyor falan filan. Dövme yaptırdık. Ondan sonra bu arkadaş Virginia'dan kendisi Jacksonville'e taşındı. Zaten Jacksonville'liymiş, ben bilmiyordum. Ondan sonra baktım buraya taşınmış. Konuştuk, ne yapıyorsun, ne diyorsun falan. Kendi dükkanını açtı sonrasında. Çünkü başkasının yanında çalışıyordu burada. Şimdi onun yanına gideceğim. Onunla sizleri tanıştıracağım. Eğer Florida'da yaşayanlarınız varsa güzel çalışmaları var. Belki değerlendirirsiniz. Gerçekten şu an çok yorgunum. Dün dediğim gibi taksicilik yaptık. Cuma günü taksicilik yapmıştım. Perşembe günü de yapmıştım. Artık perşembe, cuma, cumartesi şeklinde haftanın 3 günü olarak taksicilik yapıyorum. İşimin olmadığı zamanlarda özellikle. Çünkü kira masrafım derken, faturalar derken çok fazla yana para koyamadığımı fark ettim. O yüzden şu an bu şekilde çalışıyorum ve yeni eve taşınacağım için büyük ihtimal daha fazla kira vereceğim. Ve daha sert çalışmam gerekecek. Hatta şöyle söyleyeyim, güzel haberler var şirket konusunda da. Şöyle biraz çevreyi de göstereyim sizlere, tek bir yer olmasın. 3 tane düğün aldım. İlginç bir şekilde üst üste geldi. Ben bir yerde evlilik teklifi videosu çekmiştim. Bir tane venue diyorlar burada. Hani
şöyle söyleyeyim, bir düğün sarayı var ya, Türkiye'de düğün sarayları, onun gibi bir yerde evlilik teklifi çekmiştim. Ondan sonra orada bir tane kızla tanışmıştım. Kızla Instagram'dan ekleşmiştik, konuşuyorduk öyle. Sonrasında o bana bir tane düğün yönlendirdi. Bir hafta sonra tekrar aynı yerden başka bir düğün geldi. Bir hafta sonra yine farklı bir yerden başka bir düğün geldi derken 3 tane düğün geldi dostlar. Onları yapacağım. Çok fazla fiyat çekmedim. $1000 olacak bunların fiyatları. İşte 15-20 dakikalık bir tane sinematik video yapacağım. Daha sonrasında 1 dakikalık Instagram için video yapacağım. Resepsiyonu, seremonisi derken, işte gelinlik gelinliğini giyerken, damat işte hazırlanırken falan, onların videosunu çekeceğim anlayacağınız. Benim için de güzel bir tecrübe yapacak çünkü sizlere her zaman dediğim gibi benim kendi işim her zaman öncelikli gelir. Taksicilik reklamı vermek için güzel, faturaları ödemek için güzel, fakat daha sonrası için sandığınız kadar mükemmel bir meslek değil. Yani siz şu an Türkiye'de oturmuş benim Uber Eats videolarımı izlerken diyorsunuz ki vay ulan adam istediği zaman çalışıyor, açıyor, geziyor, tozuyor, para yapıyor. Aslında hep öyle olmuyor dostlar. Arabanızı yıpratıyorsunuz. Tabii bunun gaz masrafı var, bunun benzin masrafı var. Allah'tan benim araba Prius. Çok fazla yakmıyor sağ olsun ama başka bir araba kullanırsanız çok fazla yakıyor. Bu da sizler için güzel olmaz. Çünkü daha fazla para harcamak zorunda kalırsınız. Onun dışında müşterilerle muhabbetiniz bazen artık sıkıyor. Çünkü sarhoşlar biniyor. Onlarla muhatap olmaya çalışıyorsunuz. Bazen manyak manyak insanlar biniyor. Hep onlarla muhatap olmaya çalışıyorsunuz işte. O yüzden kendi işiniz gibisi yok. Bu işte siz alıyorsanız $50, Uber kazanıyor sizin üzerinizden $25. Yani adamlar hiçbir şey yapmadan sizin üzerinizden komisyon olarak geçiniyor. Atıyorum ben havaalanından birisini aldım, 2 saat boyunca gittim. Ne kadar para kazandım? $60 kazandım mesela. Ondan sonra bakıyorsunuz, sizi çağıran kişi ne kadar para vermiş biliyor musunuz? $120, $110 para vermiş. Size Lyft $60 veriyor, geri kalanı kendisi alıyor da Uber, fark etmez. Hepsi bu şekilde çalışıyor. İlk başladıkları zaman böyle değildi mesela. Hani ilk başladıkları zaman deseydiniz ki siz hani süper iş yapıyorsun, istediğin zaman açıyorsun, saatlik $16-17 kazanıyorsun falan deseydiniz. Orlando civarı için diyorum, 16-17, çünkü giderseniz New York asgari ücret $15 olmuş mesela. Bizim saatlik ücretimiz $8-9 burada, New York'ta $15. O yüzden eyalete göre, şehre göre değerlendirmek lazım her yeri. Neyse, kısa bir açıklama yapmak istedim. Durumlar şu an bu şekilde. Şirkete birazcık daha abanıyoruz diyelim. LLC olarak şirketi açtım. Şu an kontrak yapmaya da başlıyorum. Kontrak yapmayı falan da öğrendim. Bunları öğrendikten sonra zaten yavaş yavaş herhalde işlerin açılacağını düşünüyorum. Daha yeni yeni açılmaya başlıyorum. Hala biraz uykuluyum, kusura bakmayın tekrardan. Artık yeni bir konsept yapıyoruz. Haftanın her günü sizlerin sormuş olduğunuz soruları YouTube üzerinden cevaplayacağım. O yüzden bu videonun altına eğer Amerika ile alakalı sorunlarınız varsa, fitness ile alakalı sorunlarınız varsa ya da her şeyle alakalı olabilir, herhangi bir sorunuz varsa bunu bu videonun yorum kısmına yazın. Onlardan seçeceğim yorumları cevaplayarak artık her hafta soru cevap şeklinde videolar çekmeye başlıyorum. Yine böyle sokak sokak gezeceğim. Atıyorum köpeğimi gezdirirken ya da boş boş Amerika'nın sokaklarında gezerken sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağım. O yüzden bu videonun altına yazacağınız soruları bekliyorum. Şimdi Jacksonville'deyim. Sonunda gelebildim buraya. Bakın Jacksonville Beach yazıyor. Neyse şimdi... Bir dakikamız kaldı. Bir dakika sonra orada olacağız. Hatta şöyle sağ yapayım. Bayağı susadım ya. Starbucks'a da uğramadım. Direkt buraya geldim. Fazla zamanım yok diye. Çünkü orayı da video çekeceğimi söylemiştim adama. Biraz erken geleceğimi söylemiştim hatta, ama bakalım. Evet, şimdi mekana geldik. Çok böyle farklı şeyler var. İlk geldiğim mekanı zaten Virginia'daydı. Onu görmüşsünüzdür. Şimdi de çok güzel mekan açmış buraya Charles. Çok güzel tasarlamış. Hatta şunu yaparken görmüştüm Instagram storiesinde. Baksanıza manyak manyak şeyler var ya. Bu adamın tarzını seviyorum. O yüzden buraya geldim. 2 saat yol sürdüm. Gülleri falan özellikle güzel yapıyor. O yüzden gül dövmesi yaptırmak istedim burada. İçerisi çok güzel ya. Baksanıza. Çok ferah gözüküyor değil mi? Bilmiyorum aranızda tatuyla ilgilenenler var mı yok mu, ama ben tatuları çok seviyorum. Çok güzel buluyorum özellikle. Bakın bunlara çizdiği şeyler. Burada birkaç tatu artistiyle birlikte çalışıyor. Güzel yer açmış vallahi ya. Şuradaki de arabası çok güzel, modifiye arabası var. Yarışlara falan katılıyor. Zaten biraz sonra tanıştıracağım sizi. Uzun zaman oldu. Sohbetini özledim vallahi ya. 6-7 saat birlikte olacağız. Bakın şu çizim de çok güzelmiş mesela. Kadın takipçilerim varsa bunları da görebilir. Mesela buradaki de timsah, Florida'nın simgesi. Buradaki de eski tasarımları. Ben mesela şuradaki yere gitmiştim, Virginia'daki yere. Oradaki yerin teki duruyor hala.
Bütün yaptığı çalışmalar burada. Hatta benim şimdi dövmem bile çıkabilir. Buraya yaptığı çalışmaları koymuş. Benim dövmemi de bayağı tanıtmıştı. Çoğu kişi beğenmişti. Hatta sizden de yorumlar almıştı zamanında. Şu dövme de çok güzeldi ya. Yaptığı dövmelerden. Bakarsınız, incelerseniz aşağı Instagram'ını koyarım. Şimdi çizilmesini bekliyorum. Benim burada dövmem var zaten, biliyorsunuz. Bunu da Charles yapmıştı. Görünüyor herhalde. Şimdi ben bu koluma düşünmüştüm. Yani dövme olmayan kola düşünmüştüm. Sakın öyle düşünme dedi. Dövme olan yeri bir daha yapalım ki daha güzel dursun orası. Full sleeve gibi dursun. Yani full kolu kaplatmış gibi dursun dedi. Diğer tarafa yaparsak çok bağımsız durur dedi. Alakasız durabilir dedi. O yüzden ben sağ kolumu düşündüm sürekli. Ama bu sefer şimdi sol kola yaptıracağım. Hani hep sağ düşünürken sol olması biraz böyle bir garip hissettirdi bana ama bilmiyorum. Şimdi bildiğiniz şu sol kolum şöyle, şurası komple şey olacak işte, dövme olacak. Bir de şurada da dövmem var. Hani full sleeve'e yakın bir şey olacak yani sol kolum. Sağ koluma da dövme yaptırmam lazım şimdi ama şimdi böyle sağda çok boş duracak gibime geliyor. Şimdi tekrar çizim yapıyor. Kendisi çizim yaparken onu bekliyorum. Şu an detaylar bu şekilde. Yaklaşık bir 6-7 saat falan süreceğini düşünüyorum. Çünkü bütün gününü alacak herhalde. Daha sonrasında zaten bilgilendirme yapacağım. Alright guys, now you'll meet my tattoo artist. Charles is here. Hi, how are you doing? So last time you were in Virginia and they like your tattoo and they ask you, who is your artist? That's me, I guess. Yeah. I've gotten like probably like 50 emails from people asking for your tattoo design. Oh really? Yeah. I didn't know that. Yeah, oh my god, like left and right. I'm like, I can draw you one, you know, but that's yeah. It. So but yeah, yeah, it's cool. And then Charles in Jacksonville. He's not in Virginia anymore. So, Jacksonville Beach. Yeah, Jackson, sure. Jacksonville Beach. Tell him the original tattoo was. Çizimler yapıldı. Mavi mavi gözüküyor. Şimdi üzerinden geçecek. Bir sigara molası verdik. Bakalım nasıl olacak. Ama muhabbet çok güzel ya. Bu adamın muhabbetini çok seviyorum. Şey diyor, T-Pain'le falan arkadaşım diyor. Müzik videosu çekiyorsan tanıştırabilirim falan diyor. İşte hep böyle insanlarla konuşa konuşa insan insana getiriyor. O yüzden ben sürekli konuşuyorum böyle Amerikalılarla. Yine ortam yapmaya çalışıyorum birazcık da. Ortam derken hani böyle kaliteli bir muhabbet yapıyorum. Sırf ortam yapmak için konuşmuyorum dostlar. O yüzden genelde bana gelen bir müşteri bir daha her zaman gelebiliyor. Mesela şimdi bu adama da şimdi video çekiyorum. O videoyu da göstereceğim. O videoyu gösterdikten sonra emin olun bu adam müşteri geldikçe hani beni daha çok insanlara önerecek. Güzel işler yaparsanız her zaman güzel insanlarla çalışırsınız. Bu benim mottom zaten yaptığım business'da. O yüzden güzel insanlarla çalışıp güzel bir feedback bırakmaya çalışıyorum. Thank you man. Yes sir. I'll be right back. Yeah. Şimdi biraz ara verdik, mola verdik daha doğrusu. Biraz acıdı yaparken, yani dövme yaptırınca acıyor mevcut, yapacak bir şey yok. Şuralar çok acıyor, şurada saatler var ya, Roman harfleriyle saatler, orası çok acıdı. Bir de şu aşağı doğru inerken şu kısımlar, yapraklar falan acıttı. Bakalım, herhalde daha bir 3 saati falan var gibime geliyor. Taslak böyleydi, buraya bakarak çalışmalarını yapıyor. Ben de şimdi kahvemi içeyim ya, yoruldum. Şöyle kahveden yudum diyeyim. Ne kadar para verdiğimi soracaksınız. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Çünkü biz belli bir paraya anlaştık. Fakat aramız çok iyi. İndirim de yapabilir. O yüzden tam bilmiyorum. Size fiyatı daha sonra söyleyeceğim. Adam dedi ki dövme yaptıktan sonra yarın sabah kalktığında kolum böyle sallanacak dedi. Bakalım öyle mi olacak? Yani işe falan gidiyorsan izin al falan dedi. Dedim yarın işe gitmeyeceğim zaten. Yarın evde olacağım. Neyse öyle yani dostlar, bakalım nasıl olacak ya. Güzel bir şeye benzeyecek inşallah. Ki zaten ben gül dövmesini özellikle istedim, çok seviyorum. Pişman olacağımı çok zannetmiyorum. Bakalım nasıl olacak, hep birlikte görelim. Şimdi tatu neredeyse bitti bitecek ama bu sadece hani shape olarak, hani bu sadece kalıp olarak yapıldı şu an. Böyle gözüküyor. Bilmiyorum nasıl görüyorsunuz siz ama. Şöyle söyleyeyim, spora 3 gün gitme dedi. Yani 3 gün spora gidemem acısı bana daha çok koydu diye sizlere söyleyebilirim. Çünkü size dediğim gibi söz vermiştim. Şu an 3 haftadır haftanın 5 gün şeklinde spora gidiyorum. Şimdi 3 gün gidemediğiniz zaman benim vücudum erteleyecek. 2 günde ara vermiştim çünkü çok yoğun olarak şoförlük yaptım. Uber driver yapmıştık. Yani 5 gün antrenmana gidememek olacak. İşte bunu toparlamaya çalışacağım 3 günden sonra. Ama dövmeyi beğendim gerçekten. Şekli hoşuma gitti. Özellikle şu detayı çok sevdim. Şuradaki yaprakları görüyor musunuz? Bir de şurada hafif böyle bir çıkıntı yaptı. O çok hoşuma gitti.
Şimdi bunun gölgelendirilmesi var. Gölgelendirilmesi de yaklaşık 1,5-2 saat herhalde dövme biter diye düşünüyorum. Saat şu an kaç? 12'de başlamıştık. Saat şu an 3, yani 3 saattir aşağı yukarı bununla uğraşıyor adam. Temiz uğraşıyor ve yaparken sürekli sohbet ediyoruz. Diyorum benim İngilizcem iyi değil falan diyorum. Böyle adam da İngilizcem çok iyi, beni motive ediyor falan. İngilizcem mükemmel diye sizlere söyledim zaten, biliyorsunuz benim İngilizcemin nasıl olduğunu. O yüzden yorumlarda böyle bir senedir yaşıyorsun İngilizcen hala çok kötü falan yazmanıza gerek yok. Hatta yakında bazı videolarımı sırf İngilizce yapmak diye istiyorum sizlere öğretebilmek için. Buraya ilk geldiğinizde, çünkü İngilizceniz ister istemez kötü oluyor. Türkiye'de yani çok iyi bir İngilizceye sahip değilseniz, hani yabancı arkadaşlarınız yoksa, sürekli beraber takılmıyorsanız İngilizceniz çok iyi olmuyor haliyle. O yüzden benim de İngilizcem o şekildeydi ve buraya geldim, bir şekilde geliştirmeye hala çalışıyorum. Yani Amerika'da 10 yıl yaşayıp İngilizcesi benden kötü olan insanlar var, size onu söyleyebilirim. Her neyse, şimdi dövme güzel gidiyor. Bir sonraki güncellemeyi tekrar yapacağım. 3 saat oldu, 3 saatte böyle bir şekil aldı. Şuraya kadar geliyor. Şimdi dövmenin birazcık detaylarını yapacak, sonra bitecek. Şu an 5,5 saat oldu, 5,5 saattir yapıyoruz, uğraşıyoruz. Gölgelendirmesi yapınca birazcık daha şekli yerine geldi gibi gözüküyor. Gölgelendirmeyi yaptı zaten, o çok süre aldı. Diğeri de süre aldı ama gölgelendirme sanki daha çok süre aldı gibime geliyor. Bir de şöyle bir şey var, şimdi size bunu da göstereyim. Kol mesela böyle oldu ya. Hatta şunu şöyle çıkartayım. Ya şurada bir dövmem var. Kolda böyle oldu. Belki arasında bir şeyler, hani çok küçük de olsa belki bir şeyler ekleyebilirim ama bilmiyorum, kas sürekli kasılıp şey oluyor ya, böyle spor çalışıyorum ya, belki dövme etkiler mi bilmiyorum, onun hakkında da soru soracağım. Ama detaylar böyle yani. Gölgelendirme yapıldıktan sonra çok daha güzel gözüküyor şu an dövme. Tabi yaparken hafiften de olsa acıyor. Şu anda bir dilim pizzayla duruyorum. 3 saatlik uyku, bir dilim pizza. Bayağı bir saldık kendimizi. Çalışıyoruz malışıyoruz diye cumartesi günü, her neyse. Bakalım bitirelim de sizlere finali de göstereceğim. Evet, şimdi dövmem bitti ama bunun iyileşme süreci falan var, o yüzden biraz bekleyeceğiz. Thank you so much man, it's great job. Thank you. Appreciate it. Ben şimdi eve gideceğim, çok yorgunum, birkaç gün sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi dövmeyi bitirmiştik, dövmeyi size göstermedim, yaklaşık 3 gün oldu. Hala rengine bakarsanız siyah diğer dövmeme göre, yeni olduğu için bu şekilde duruyor. Bu dövmeyi $750 yaptırdım. Zaten siz görüyorsunuz ne kadar detaylı olduğunu. Bilmiyorum Türkiye'de dövme fiyatlarını, hiç Türkiye'de dövme yaptırmadım. Onunla kıyaslarsanız sevinirim. İlerleyen videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.